Sizi destekleyeceğiz. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Yani bunun karşılığında değil. Karşılıksız olarak biz sizi destekleyeceğiz ama siz de derseniz ki evet biz de sizin evlatlarınızı buraları değerlendireceğiz. Okumuş, tahsil yapmış çocuklarınızı istihdam edeceğiz. Yapılan projeleri de değerlendireceğiz derseniz biz de bundan mutluluk duyacağız diyor ve konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Ahmet Çin Başkanımıza teslim ediyorum. Buyurun efendim. Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle sayın başkanımızı hoş geldiniz diyorum. Kendisi Pendik'e geldi bugün. Teşekkür ediyoruz. Bize onurlandırdı. Biz başkanımızdan, milletvekilimizden ziyade ben kendisini bir abi olarak gördüğüm için abi olarak hitap etmek istiyorum. Abi teşekkür ediyoruz. Övgü dolu sözlerin için de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, ilçe başkanımız da geldi. İlçe başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum ve sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir araya gelme fırsatı bulduk. Biz de aslında uzun zamandan beri buraya gelmeyle ilgili programımız vardı. Ancak bugün nasip oldu. Yine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, bir sürecin içindeyiz. Yaklaşık 2 aya aşkın zamandır çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Sayılı günlerimiz kaldı. Bu sayılı günlerimizi de iyi bir şekilde değerlendirip inşallah 31 Mart akşamı Pendik'te Allah nasip ederse iyi bir sonuç almak istiyorum. Bu noktada sizlerin gayret ve duasına ihtiyacımız olduğunu baştan belirteyim. Zaten biz Pendik'te 25 yıldan beri bir belediye yönetimi bizim arkadaşlarımız var. 3 dönem belediye başkanlığımızı Erol Koyu Bey yaptı. 2 dönemden beri de belediye başkanlığımızı Kenan Bey yapıyor. Ben çok uzun zamandan beri Pendik'te yaşayan birisi olarak yaklaşık 41 yıl oldu. Bu sürede 94 öncesini ve 94 sonrasını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bu bölgeleri çok iyi bilirim. 94 seçimlerinde burada çalışma yapmaya gelirken biraz endişe duyardık. Ya işte gidelim mi, gitmeyelim mi, nasıldı buranın durumu falan diye hakikaten endişelerimiz vardı. Ama şimdi bakıyorum, Pendik'in en büyük spor kompleksi Sürüntepe'ye yapıldı. Şimdi bizim de projelerimizde birçok projelerimiz var. İnşallah onlara da bundan sonraki süreçte Sürüntepe'ye biz hızlı bir şekilde bu yatırımları yapmak istiyoruz. Ama şunu da ifade edeyim. Pendik 25 yıldan beri bizim arkadaşlar tarafından yönetiliyor dedik. Hakikaten önemli hizmetler yapılmış. Bu önemli hizmetleri bir kez daha gözden geçirdiğimizde önemli aşamalar kaydettiğini ifade edeyim. Ama bundan sonraki süreçte artık Pendik'in standartları daha yüksek projelerle tanışması gerektiğini öneriyoruz. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Yıldırım Bey'in de İstanbul için ve Pendik için bir şans olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Hakikaten İstanbul'da ve Türkiye'de ne kadar önemli proje varsa altında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Binali Bey'in imzası vardır. Ve İstanbul'un ve Pendik'in önemli sorunlarının başında ulaşım da olduğunu düşünürsek bu noktada da gerçekten İstanbul Türkiye'de otorite bir insan ve tam biçilmiş kaftan bir aday olduğunu tekrar ifade etmekte fayda var. Onun için diyorum ki Binali Bey İstanbul ve Pendikliler için büyük bir şanstır. İnşallah bu şansı biz iyi bir değerlendirip kendisine Pendik'ten çok kuvvetli bir destek vermek istiyoruz. Tabii Pendik'e yapılacak yatırımlarla ilgili uzun zamandan beri çalışmamız oldu. Yaklaşık 2 ayın sonucunda artık projelerimiz somut hale gelmeye başladı ve Pendik'le ilgili yapacağımız projelerde 100'ün üzerinde proje tespit yaptık. Bu projelerden 25-30 civarında olan vizyon proje diyebileceğimiz büyük projeler ve bu projeleri inşallah hükümetimizin desteğiyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle yapmak istiyoruz. Çünkü hakikaten büyük bütçeli rakamlar. Bunları gerçekleştirmek sadece ilçe belediyesinin bütçesiyle yapmak mümkün değil. Dolayısıyla onlarla da bu görüşmelerimizi yaptık, istişarelerimizi yaptık ve oradan aldığımız sonuçlar itibariyle proje kitapçığımıza bunları koymuş olduk. Pendik, göreceğiz inşallah 5-10 yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde merkez olabilecek ve vizyon projelerle anılacak bir ilçe haline gelecek. Bu noktada hem hükümetimizin hem de Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim Binali Bey'in İstanbul'la ilgili önemli projeleri var ki beraber çalıştık bu konuları. Merkez olarak birkaç projeden bahsetmekte fayda var. Bir defa dünyada da sayılı olabilecek, Pendik İstanbul'da da Türkiye'de de sayılı olabilecek teknoloji üssünün Pendik'e kurulması ile ilgili büyük bir proje inşallah yatırım projemize girmiş vaziyette. Nedir bu proje? İşte Türkiye'nin de ihtiyacı olduğu özellikle yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesiyle ilgili
Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı ve o Ar-Ge çalışmalarında elde edilecek ürünlerin aynı mekanda, aynı yatırım programında, aynı yatırımda üretileceği bir mekan, büyük bir yatırım Pendik'e gerçekleştirecek. Bunun Pendik'e katkısı ne olacak? Özellikle ticaret erbabına, iş adamlarımıza, sanayicilerimize çok büyük katkısı olacak. Hatta ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak. Ayrıca direkt olarak 20 bin istihdamı sağlanacağı, direkt olarak, dolaylı olarak da 50 bin, 60 bin civarında istihdama katkı sağlayacak önemli bir proje. Şimdi başkanımız ifade etti. Burada işte birçok yetişmiş kardeşimiz olacak, genç kardeşlerimiz var. Bunların değerlendirilmesiyle ilgili işte çok önemli bir kaynak inşallah buradan gelmiş olacak. Yine başka büyük proje, uluslararası fuar alanı. Bizim de yıllardan beri, ben 99-2004 arasında Pendik'te belediye başkan yardımcılığı yaptım. O zamandan beri de bir sanayici olarak da söyleyeyim, fuar alanına ihtiyacımız vardı. Bunun için uğraşmıştık. Ama şu ana kadar gerçekleşmemişti. Ama şu anda Viaport'un Sultanbeyli tarafında, Temin alt tarafında 500 bin metrekarelik bir alanı inşallah fuar alanı olarak ayırdık. Ve önümüzdeki dönemde uluslararası fuar alanı Pendik'e kazandırılmış olacak. Bu da özellikle Pendik'teki hizmet sektörünün ve yine kalifiyeli eleman sayısının artırılması, katkı sunulması ile ilgili önemli bir istihdam alanı tekrar oluşmuş olacak. Başka bir uluslararası bir proje, Uluslararası Kongre Merkezi. Uluslararası Kongre Merkezi de Pendik'e yapılacak. Bu da yurt dışından ve yurt dışından gelecek olan iş adamlarının ve insanların bir arada olması ve sinerji oluşturup ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak bir proje olarak inşallah Pendik'te yerini alacak. Başka büyük bir proje dahadan bahsedeyim. O da Temin üst tarafında, biliyorsunuz orası imara kapalı bir alan. Sadece günübirlik tesislerle orayı kullanabiliyoruz. 3 milyon 800 metrekarelik bir alan. Bu alanda uluslararası sportif faaliyetlerin ve sosyal aktivitelerin yapılacağı bir spor köyü haline getiriyoruz. O da projelerimizin arasında yer alan büyük projelerden bir tanesi. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşecek olan büyük bir proje. Bu da yine ülke ekonomisine ve bölgeye ciddi katkı sağlayacak önemli projelerden bir tanesi. Metro çalışmalarımız devam ediyor. Hani bununla ilgili bazı spekülasyonlar oldu, durduruldu, yapılmadı, iptal edildi falan şeklinde. Böyle bir şey yok. Şu an Tavşantepe'ye kadar olan güzergah bitti. Tavşantepe'den Sabiha Gökçen bağlantısı %70 civarında bitirildi. 2020 yılında devreye alınacak. İnşallah devam edecek. Sabiha Gökçen'den Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy üçlülerle bir bağlantı buradan devam ediyor. Ve bu taraftan gelen yatırımlar var. Buradan da gidecek ve birleşecek. Bu da güzel bir şekilde inşallah ulaşımın daha rahat sağlanmasıyla ilgili önemli bir yatırım. O devam ediyor. Yani merkezle ilgili projelerimiz var. Birçok projeler var. Ama Sülüntepe anlamında söyleyeceğimiz, işte spor kompleksinin burada olması, burada genç kardeşlerimizin ders çalışabileceği, okuma yapabileceği ve o tür çalışmalarını, eğitimle ilgili çalışmalar yapabileceği bir kütüphane inşallah yine Sülüntepe'ye kazandıracağız. O projelerimizin arasında yer alan projelerden. Ayrıca imarla ilgili ufak tefek sorunlar var. Onları da biliyoruz. İnşallah onları da hemen göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde öne alıp o projeler için sıkıntılarımızı da bir an önce gidereceğiz inşallah. Orada bir sıkıntı olmayacak. Ve Pendik göreceksiniz 5-10 yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde merkez haline gelmiş ve vizyon projelerle anılacak bir ilçe haline gelecek. İnşallah bunların hepsini gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii bu noktada 31 Mart'ta bir güçlü bir destekle inşallah bir iktidarı başarıya yakalayabilirsek bizim için de hem elimizin kuvvetli olması açısından hem de projelerin bir an önce Pendik'e gelmesi açısından elimize önemli bir koz almış oluruz. Bu konuda sizlerin duasına ve desteğine ihtiyacımız var. Çok az bir süre kaldı. 12-13 gün gibi bir süremiz kaldı. Pendik'te elhamdülillah belediye başkanlığını kazanmayla ilgili bir sorunumuz yok. Ama biz biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı ile Pendik'te seçimlere gidiyoruz. 2014 seçimlerine göre MHP ve AK Parti'nin oy toplamı %61. Biz de minimum hedef olarak %61'i koyduk. Şu anda çok az kaldı. Bu hedefi yakalamayla ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarda çok az bir rakamımız kaldı. Bu son virajda inşallah bu desteği bize verirseniz bu hedefimizi yakalayıp hatta geçmeyle ilgili bir şansımız var. Bu noktada dediğimiz gibi sizlerden dua ve desteğinize ihtiyacımız var.
Burada hemşerileri olarak ben anne tarafından iyi bir ordulu olarak buradayım. Sakarya doğumluyum. 41 yıldan beri Pendikliyim. Dolayısıyla hem de hemşerinize sahip çıkma adına bir destek verirseniz inşallah 1 Nisan'dan itibaren ekibimizle beraber, projelerimizle beraber, sizlerle beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben bir kez daha başkana ve size teşekkür ediyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için inşallah yolumuz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Rüstem Kabil Bey de burada. Muhtemelen onda söyleyecek bir şeyler olacaktır. Ondan sonra da soru ve görüşlerinizi alacağız. Buyurun efendim.